Ziyaretimizin bizim için çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiğini hatırlamama lütfen izin verin. Bir sene önce devletimizin tüm kurumlarına ve ordumuza sızmış teröristler asker üniforması giyerek darbe yapmaya kalkıştılar. Ama milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet Teşkilatımızla el ele verip bu işgal girişimini bastırdı. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında devam eden çatışmalarda 249 vatandaşımızı şehit verdi. Binlerce vatandaşımız yaralandı. Gazilerimiz oldu. Aradan bir yıl geçmesine rağmen bu travmanın acısı hala taze, hala canlı. Kıymetli basın mensupları, 15 Temmuz gecesi Türk medyası alnının akıyla sağlam bir demokrasi sınavı verdi. Cuntacılar tarafından basılan kanallarda görüntüler karartılmadı. Yayınlar kesilmedi. FETÖ terör örgütünün kalkışma girişimi bastırılana dek medyamız milletinin, devletinin yanında saf tuttu. Hatırlayınız, 11 Eylül saldırıları olduğu zaman Amerikan medyası tüm görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak ulus bilinciyle halkla bütünleşmişti. Aynı şekilde 2015 Paris terör saldırılarının ardından Fransız gazetelerinin birçoğu "Yaşasın Fransa" manşetleriyle çıkmıştı. Zannediyorum ki doğru tavır da budur. Çok kıymetli basın mensupları, 15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız vahşetin sizler aracılığıyla uluslararası kamuoyuna duyurulmasını çok önemsiyoruz. FETÖ teröristleri insanlarımıza bomba yağdırdılar. Üstlerinden tanklarla geçti. Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza, bakanlarımıza suikastlar düzenlediler. Üzülerek takip ediyorum ki dünya Türkiye'nin 15 Temmuz'da karşılaştığı yıkımı tam anlamıyla idrak etmiş görünmüyor. Sizler daha iyi takdir edersiniz. Gazeteciliğin birinci kuralı gerçeği olduğu gibi insanlara aktarmaktır. Siz bizden bunu çok daha iyi biliyorsunuz. Ölüm yeterince gerçek değil midir? 249 şehidimiz olmadı mı? Bunlar gerçekten bu millete, bu ülkeye kastettiler. Sizler de birkaç gündür buradasınız, belki birkaç gün daha kalacaksınız. Dolayısıyla sizlerin izlenimleri gerçekten de çok önemli. Ve burada olanları orada olduğu gibi göstermeye çalıştık ve tabii ki Azerbaycan halkı da öz desteğini hem sosyal medyadan hem tabii ki sizden dinlemek bu başka bir...